Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken Diyarbakır'da terör örgütünün polis servis aracına yaptığı hain saldırıyı kınıyoruz. Türkiye yine bir seçim dönemine girmişken terör çirkin yüzünü İstiklal Caddesi'ndeki saldırının ardından bir kez daha gösterdi. Terörü bir kere daha şiddetle lanetliyoruz. Saldırıda yaralanan polislerimize acil şifalar diliyoruz. Yine Irak'ın kuzeyinde teröre karşı süren operasyonda piyade komando üsteğmenimiz Tunahan Yavuz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve aziz milletimize sabır diliyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye'miz zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bir yanda ekonomik kriz, diğer yanda her gün daha da ağırlaşan yönetim krizi milletimizin boğazına yapışmış, sıktıkça sıkıyor. Ceberüt saray rejimi hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını askıya almış, millet iradesine darbe vurmaya kalkıyor. Türkiye, ucube saray rejiminde, tek kişinin yönetiminde, temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu, kral değil kuralla yönetilen demokratik bir devletten her gün biraz daha uzaklaşıyor. Hak, hukuk, adalet her gün ayaklar altına alınıyor. Saray rejiminin otokratik vasfı her gün biraz daha belirle belirginleşiyor. Otokratik rejimlerde hukuk hakka ve halka hizmet etmez. Baştaki otokrata hizmet eder. Bunun için otokrat rejimler itaatkar savcı ve hakimlere ihtiyaç duyar. Otokrat rejimlerin itaatkar savcı ve hakimleri kararlarını hukuk normlarına ve vicdani kanatlarına göre almazlar. Otokratın ihtiyaç ve isteklerine göre alırlar. Ve otokratların isteklerine göre iddianame hazırlayan savcılar, karar alan hakimler sadece adaleti katletmekle kalmazlar, toplumsal huzur ve barışı da katlederler. Ne yazık ki ülkemizde bugün yaşananlar tam da budur. Ben söylerken utanıyorum. Ama hukuk siyasetin köpeğidir diyebilen anlayışla ittifak yapanlar ülke yönetiminde hukuka bu muameleyi yapmaktan hiç ama hiç utanmıyor. Yozlaşmış, çürümüş, ceberrut bir yönetim hukuku sopa gibi kullanarak siyaseti dizayn etmeye, millet iradesini gasp etmeye, tükenmiş ömrünü ancak bu şekilde uzat uzatmaya uğraşıyor bu bir zihniyet milletimizin iradesine, partimizin hukukuna pervasızca saldırıyor. Milletimizin seçtiği vekilimiz Elis Berberoğlu. Sarayın talimatıyla yıllarca hapis yattı. Parti meclis üyemiz Eren Erdem. Keza öyle. Haksız, hukuksuz, özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman. Haksız, hukuksuz bir şekilde görevinden uzaklaştırıldı suçsuzluğu sabit olmasına rağmen hala görevine iade edilmedi. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu karanlık saray dehlizlerinde tasarlanan davalarla siyasetin dışına itilmeye kalkıldı. Partimiz bu haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında hiçbir zaman yılmadı. Genel Başkanımız hak, hukuk, adalet diyerek Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Dünya demokrasi tarihine geçti bu kararların bizi yıldıramayacağını, milletimizin iradesine, hakkına, hukukuna yılmadan sahip çıkacağımızı her zaman gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Ve en son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza verilen 2 yıl, 7 ay, 15 günlük hapis cezası, getirilmek istenen siyaset yasağı yine milletimizin iradesine, 16 milyon İstanbullunun iradesine, Partimize karşı benzer bir siyasi mühendislik girişimidir. İstanbul'un seçimini bir türlü hazmedemeyen, İstanbul'u kaybedenin Türkiye'yi de kaybedeceğini bilen bir siyaset bezirganının bitmez tükenmez kumpaslarından biridir. İstanbul'un tüm kupon arazilerinin rantına çökerek yandaşlarına dağıtarak siyaset yapmaya alışmış bir siyasetçinin millet iradesini gasp etme girişimidir. Şimdi bu davayı açan savcı hakimin verdiği cezayı az bulmuş. Kararı istinaf mahkemesine götürmek için gerekçeli kararı ivedilikte talep etmiş. Ama ardından bir de ben izine çıkıyorum. Kararı siz başsavcılığa gönderin demiş. Hayırdır? Bu neyin telaşı? Bu neyin acelesi? İzin aldım deyip dosyayı başsavcılığa devretmek de neyiniz? Yine hangi kumpasların peşindesiniz? Çok açık söyleyelim. Verilen mahkumiyet kararı hukuki değildir. Vicdani değildir, ahlaki değildir. Bu tamamen siyasi bir karardır. Dokunanın elini yakar. Bunun senaryosu tıpkı diğerleri gibi sarayın karanlık dehlizlerinde yazılmıştır. Sarayın eli en başından itibaren bu dava dosyasının içindedir. Bunun aksini iddia etmek saf olur. Süreç ortadadır. Davaya bakan ilk hakim dosyadan el çektirilmiş. Teammüllere hiç de uygun olmayan tamamen aykırı bir şekilde başka bir şehre tayin edilmiş. Ondan sonra davaya seyyar bir hakim atanmış. Milletin iradesini gasp etme girişimi başlamış. Bu alayın nasıl başladığı belli. Atama İçişleri Bakanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ağır şekilde hakaret etmiş. Belediye Başkanı da bu hakarete bir cevabı olup olmadığı sorulduğunda asıl ahmaklığın 31 Mart'ta seçimin iptal edilmesi olduğu cevabını vermiş. Yapılanı tarif etmiş. Davaya atanan seyyar hakim bile belediye başkanımızın sözlerinin muhatabını yüksek seçim kurulu üyelerinin olmadığını kabul etmiş. Bunları da avukatlarının ısrarı üzerine tutanağa geçirmek zorunda kalmış. Şimdi kanaati böyle olan bir hakimin vermesi gereken karar nedir? Beraattir. Ama bu kanaatin sahibi hakim, tıpkı İstanbul İl Başkanı'mıza yaptıkları gibi, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız hakkında da mahkumiyet kararı vermiş. Şimdi bu hakimin, bu savcının AK Partili yöneticilerle boy-boy fotoğrafları ortaya dökülmeye başladı. Peki şaşırdık mı? Hiç şaşırmadık. Her şey ayan beyan ortada. Mahkum edilmek istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değildir. Mahkum edilmek istenen 16 milyon İstanbulludur. 16 milyon İstanbullunun iradesidir. Belediye başkanımızı 16 milyon İstanbullu seçti. Hem de bir defa değil, iki defa seçti. 31 Mart mahalli idare seçimlerinde İstanbul'u 21.462 oyla kaybeden Saray bunu hazmedemedi. Yüksek Seçim Kurulu eliyle millet iradesine darbe yapmaya kalktı. Mızıkçılık yaptı. 23 Haziran'da tekrarlanan seçimlerde fark 806.426'ya çıktı. İstanbul'lu iradesini gasp etmeye kalkanlara haddini bildirdi milli irade gaspçılarına tarihi bir ders verdi. Şimdi bunun kuyruk acısını bir türlü unutamıyorlar. Buradan soruyoruz. Bu ülkede seçimi kaybettiği halde ertesi sabah teşekkürler İstanbul diyerek her yere pankartlar asanlar, milletin oylarına algı yaratarak çökmeye kalkanlar yargılandı mı? Hayır yargılanmadı. Seçim gecesi Anadolu Ajansı'na veri akışını kestirip Manipülasyon yapmaya kalkanlar yargılandı mı? Hayır, yargılanmadı. Hiç utanmadan, sıkılmadan seçimi çaldılar diyerek haksız, hukuksuz seçi seç, haksız, hukuksuz seçimi tekrarlatanlar yargılandı mı? Hayır, yargılanmadı. Bu süreçte yaşadıklarını anlatan milletin seçtiği belediye başkanına ahmak diyerek hakaret eden atama bakan yargılandı mı? O da yargılanmadı. Ama Tüm bu yaşanan adaletsizliğe, kendine hakaret eden atama bakanının yaptıklarını ahmaklık diye cevap veren belediye başkanı yargılandı. Yetmedi bir de üstüne siyasi hak mahrumiyeti yaratacak bir mahkumiyet verildi. Ahmaklık hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Bunu ben söylemiyorum. Albert Einstein söylemiş. Milletin iradesini gasp etmeye kalkıp milletten yedikleri tokada doymayanlara bunu bir defa daha hatırlatalım. Ne diyor İstiklal şairimiz Akif? Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi? Tarihten ders çıkarmayanlara, hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleyenlere milletimiz bir kez daha en ağır şekilde sandıkta cezasını kesecektir meşhum planlarıyla millet iradesine darbe vurmaya kalkanlara dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın şu sözlerini bir hatırlatalım. Ağzına yumruğu yiyene kadar herkesin bir planı vardır. Saraydakiler ne kadar karanlık planlar yaparsa yapsınlar, sandıkta milletten yiyecekleri yumruktan kaçamayacaklar. Bizim bundan en ufak bir şüphemiz yoktur. Adaleti korumak, hakkı korumaktır. Hakkı korumak, halkı korumaktır. Hak yalnızca adaletle korunur. Biz adaleti korumaya, hakkı korumaya, halkı korumaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu görevinin başındadır. 16 milyon İstanbulluya hizmete devam edecektir. Dün İstanbul Saraçhane'de demokrasi aşığı 6 partimiz adaleti, hakkı, hukuku korumak için bir araya geldiler. O meydanda ayrımsız tüm partilerden on binlerce İstanbullu milli iradeyi kullanma kararlılığını gösterdi. Sayın Genel Başkanlar, demokrasimizin demokrasimizi koruyup kollama, millet iradesine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha beraberce ortaya koydu. Saraçhane'de atan yüz binlerce yürek egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diye haykırdı. 20 yılda bu müstebitlerin elinde şu hakikati yaşayarak gördük. Kayıtsız şartsız hakimiyeti milliye cumhuriyettir. Ancak her cumhuriyet hakimiyeti milliye değildir. Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyet, Bunların elinde ne yazık ki bu vasfından koparılmıştır. Bu hükümetin elinde el kadar çocuklarımız bile korumasız kalmıştır. İşte yakın zamanda yaşadığımız vicdanları kanatan iğrenç olay. 6 yaşındaki bir kız çocuğumuz yıllarca sistematik tecavüze uğramış. Aile ekibi konuyu adalete taşımış. Ama yargı müdahale etmemiş. Olayın üstü kapatılmış. Mağdure daha sonra devlete sığınmış. Ama adalet yine harekete geçmemiş. Ta ki değerli bir gazeteci Timur Soykan bu iğrenç olayı kamuoyuna aktarana kadar. Genel Başkanımız da milletin vicdanının gür sesi olunca Adalet Bakanlığı'na yürüyünce ey hükümet daha neyi bekliyorsun diye bağırınca nihayet mahkemeler adım atmak zorunda kaldı. Çocuğa yıllarca tecavüz eden sapık, bu tecavüze onay veren sözde baba nihayet dün tutuklandı. Bir kez daha gördük ki Genel Başkanımızın tercümanı olduğu toplum vicdanı ayağa kalktığında onun karşısında duracak hiçbir kuvvet yoktur. İşte bizim güvencemiz milletimizin bu temiz vicdanıdır. Biz bu temiz vicdanın sesi olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi tam demokrasiyle taşlandıracağız. Cumhuriyetimizi yeniden kimsesizlerin kimsesi yapacağız. Sonuna kadar biz bunun mücadelesini vereceğiz. Hep söylüyoruz. Türkiye'nin krala değil, kurala ihtiyacı var. Kuralsızlık belirsizliğe, belirsizlik güvensizliğe, güvensizlik istikrarsızlığa neden olur. İstikrarın olmadığı yerde de yatırım olmaz. Aş iş büyümez. Tıpkı bugün ülkemizde olduğu gibi. Ekonomi politikaları tek kişinin saçma sapan, ipe sapa gelmez safsatalarının peşine takıldı. İşte son bir yılda yaptı, yaşadığımız tecrübe ortada. Güya faiz düşecek, Türk lirası değer kaybedecek, rekabet gücümüz artacak, ihracatımız şahlanacak, döviz rezervleri dolup taşacak, Türk lirası değerlenecek, enflasyonda düşecekti. Sonuç, sonuç tam tersi oldu. Bu yanlış kerameti kendinden menkul politika Türk parasını yabancı paralar karşısında pul etti. Ülke komşularımıza cennet, bizlere cehennem oldu. Hayat pahalılığı azdı, millet de hayat pahalılığının altında kaldı. Cari açık azdı. Yıl daha bitmeden dış ticaret açığı. 100 milyar doları buldu. Net döviz rezervlerimiz, rezervlerimiz dolup taşmayı bıraktık. 46,5 milyar dolar açık verdi. Dövizi bulamayan hükümet bankaların milletin elindeki dövizlere göz dikti. İhracatçının dövizine çöktü. Gece yarıları deva, oyun devam ederken kural değiştirdi. Bankaları telefonla tehdit etti. Yetmedi, Vatandaşa sana gel, sana kredi vereceğim ama bu kredilerin nasıl kullanacağını ben tespit edeceğim. Benim dediğime göre kullanacaksın dedi. Bütün bunları yaparak da bu kerameti gerçekleştirmeye uğraştı. Şimdi ekonomiye yama üstüne yama yapılıyor. Borular patladıkça kelepçe takılıyor. Benden sonra tufan diyerek seçime kadar hükümet işi idare etmeye çalışıyor. Ama onu da doğru düzgün yapamıyor. İşte daha dün gece yarısı torba kanunu attıkları geçici bir maddeyle 2022 bu yılın yani 2023 değil artık bu yıl bitmiş ama ona rağmen bu yılın borçlanma limitini 200 milyar lira arttırmak istiyorlar. Şimdi borçlanma limitini arttırmak için vermiş oldukları bu gerekçenin, bu dilekçenin muhatabı kim? Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanlığına. Buraya verilmiş bu dilekçe. Değerli basın mensupları. Hazinenin borçlanma limitini arttırıyorsanız bunun muhatabı hangi komisyon? Plan ve Bütçe Komisyonu. Bunu Türkiye'de herkes bilir. Daha bu yılın Haziran sonu, Temmuz başında bu hükümet ek bütçe çıkarmadı mı? Niye o tarihte bu borçlanma limitini arttırmadı? Şu verdikleri önergeden şimdi anlaşılıyor ki atanmış bakan ilave yüzde beş borçlanma yetkisini kullanmış. Fakat burada gerekçeye bir şey daha yazması gerekiyor. Hangi gerekçeyle kullanmış? Hangi nedenle kullanmış? Bunun bu gerekçeye yazılması kanuni yükümlülük. Kamuoyuna açıklanması kanuni yükümlülük. Ama kanuna, hakka hukuka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe hakkına saygı gösteren bir hükümet iş başında değil. Şu işler ne yaptığını bilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Bütçe hakkına saygılı bir hükümetin yapacağı işler değildir. Artık ülkemize aş, iş ve istihdam yaratacak, teknolojik dönüşümü sağlayacak, yeşil ekonomiye katkı yapacak, sürdürülebilirlik projelerini destekleyecek temiz para gelmez oldu. Doğrudan yatırımlar da gelmiyor. Bu yılın ilk 10 ayında ülkemize gelen net doğrudan yatırımlar sadece 6 milyar 300 milyon dolar. Buna karşılık ne olduğu bilinmeyen, iş ve istihdam yaratmayan, sürdürülebilirliği şüpheli, kaynağı belirsiz fon girişi 21 milyar dolar. Evet, küresel piyasalardan ekonomiyi kötü yönettiği için para bulamayan hükümet, daha dün koro halinde hakaretler yağdırdığı körfez şehirlerine bugün avuç açmış vaziyette. Birkaç dolar için onların himmetine muhtaç oldu. sandıkta koltuklarında oturabilmek için talep ettikleri bu himmetin faturasını da onlara çıkarıyor. Verdikleri ülkeye çıkarıyor. Verdikleri paranın karşılığında saraya saraya önce tükürdüğünü yalatıyorlar, sonra da Türkiye'ye kendi ülkelerinin menfaatini dayatıyorlar. Körfez şeyhlerine neler veriliyor kimse bilmiyor. Enflasyon derseniz durum zaten ortada. Üretici enflasyonunda dünya şampiyonluğu Tüketici enflasyonunda dünya altıncılığı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun marketlerinde bile gıda enflasyonu yüzde yüzü aştı. Tarımda üretici fiyatları kasımda yüzde yeni bir rekor kırdı. Tarladaki yangın büyüdükçe büyüyor. Tarladaki yangın sönmeden market raflarındaki pazar tezgahlarındaki yangında sönmez. Milletin mutfağındaki tencere kaynamaz. Ülkemizin kerameti kendinden menkul laflara değil, ayakları yere basan ekonomi politikalarına ihtiyacı var. Hükümet ekonomiyi batırdıkça çareyi millete canmaza bak demekte. Yetmezse milleti can güvenliğiyle mal güvenliği arasına sıkıştırmakta. Her geçen gün otori o da yetmezse her geçen gün otoriterleşmekte hukuk devletine demokrasiyi rafa kaldırmaya kalkışmakta görüyor. Oysa milletimiz hukuk devletini demokrasiyi güçlendirmeden, herkesin canını, malını, hukukunu teminat altına almadan, yatırımı, işi, aşı arttırmanın mümkün olmadığını son 5 yılda yaşayarak öğrendi. Ülkemizin rekabet gücünü tahkim etmeden ihracatımızı ithalatımızdan daha hızlı arttırmadan, yükte hafif, pahada ağır ürünleri satmadan bunu başaramayacağımızı gördü. Saray rejimlerinde liyakat değil, saraya sadakatin esas olduğunu, liyakatin olmadığı yerde tencerelerinin boş kaldığını en acı şekilde yaşadı. Buradan açıkça ifade edeyim, boş tencerenin devremeyeceği hiçbir yönetim yoktur. Önümüzdeki seçimde iki aday yarışmayacak. İki ayrı anlayış yarışacak. Bu seçim haklıyla ile haksız arasında olacak. Demokrasi ile otokrasi arasında olacak. Milletin evlatları ile sarayın beslemeleri arasında olacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yozlaşma, çürüme ve kokuşma son bulacak. Bu ülkeye hak hukuk, adalet gelecek. Güçlü kurum ve kurallar olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yılında ülkemiz yepyeni ufuklara doğru hızla kalkınacak. Biz bu ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Kimseyi ötekli, ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Kalpleri dağınık olanların akılları birleştirilemez. Biz kalpleri de birleştireceğiz, akılları da birleştireceğiz. Herkesin aklından, tecrübesinden yararlanacağız. Devlet yönetiminde liyakat esas olacak. Geçmişten kin, nefret çıkarmayacağız. Geçmiş ile bugün, bugünü kavga ettirmeyeceğiz. Geleceğimizi sağduyu ve sevgiyle inşa edeceğiz. Bu ülkede cumhuriyeti hep beraber omuz omuza gerçek demokrasiyle taşlandıracağız. Herkes canından malından emin olacak. Çokça kazanacağız, hakça paylaşacağız. Bu ülkenin insanların çalınan hayallerini, umutlamalarını, umutlarını, gülümsemelerini geri vereceğiz. Biz geleceğiz esnaf kazanacak. Biz geleceğiz çiftçi kazanacak. Biz geleceğiz emekçi kazanacak. Biz geleceğiz emekli kazanacak. Çalışan hakkını alacak. Gençler geleceğe umutla bakacak. Türkiye 21. yüzyılın en büyük atılımını gerçekleştiren ülke olacak. Dünyada bir yıldız gibi parlayacak. Biz hazırız, milletimiz hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün bir hapis cezası verildi. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinin yükseldiği yorumları yapıldı. CHP Genel Merkezi de bu görüşe katılır mı? Şimdi aslında biz söylemekten bıktık, siz sormaktan bıkmadınız. Aslında sürecin nasıl işleyeceği net. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı nerelerde yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiçbir zaman belirlenmeyecektir. Kural bellidir, usulde bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararıyla belirlenecektir. Ve şunu açıkça ifade edeyim. Altılı masanın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Efendim, Bengi Türk televizyonu Fevzi Özgür Altın. Ee, aslında benzer bir soru olacak ama ee, genelde şöyle bir yorum yapıldı. Dün e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in e, Ekrem İmamoğlu için e, artık 85 milyonun e, tanıdığı bir isimsin ifadeleri olmuştu. Bu e, ifadelerin ardından da ortak aday için e, İyi Parti'den e, Ekrem İmamoğlu sinyali çıktı denildi. Siz e, bu konuda CHP'nin görüşünün ne olduğunu söyledi, Yani söyleyeceksiniz. Özellikle bu çok merak ediliyor. E, diyelim ki İyi Parti bunu ısrar etti. CHP bu ısrarla karşılık bir cevap verecek mi? Teşekkür ederim. Biraz önce söyledim. Yani biz söylemekten usanıyoruz ama siz sormaktan usanmıyorsunuz. Peki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın. Lafın tamamı akıllıya söylenmez. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceği bellidir. Belirlenen aday da bu ucube rejimi tek adam düzenini değiştirecek. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Nokta. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bir soru oldu. Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soruda şöyle. Yine benzer mimalde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk bakanların operasyon dedi. İçişleri Bakanı Soylu Bizans oyunu derken Adalet Bakanı da yargı kararı diye bir açıklama yaptı. Siz bu açıklamalardaki çelişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben açıkça söyleyeyim. Yani Sayın Bahçeli de atama bakanlar da bu işleri bıraksınlar. Esas seyyar hakimin, savcının, iktidar partisi mensuplarıyla çektirdikleri fotoğraflara bir baksınlar. Başta Sayın Bahçeli. Ondan sonra Cumhur İttifakı'nda masanın altındaki ortaklarının söylediği hukuk siyasetin köpeğidir sözlerinde bir değerlendirsinler. Sayın Bahçeli bir yorum yapacaksa esas bunlara bir yorum yapsın. Teşekkür, Teşekkür ediyorum.